Mutlu geceler sevgili izleyiciler. Bugün 2 Aralık günlerden pazartesi saatler 23'ü gösteriyor. Ulusal kanal ekranlarında gece görüşüyle karşınızdayız. Güne dair ayrıntılara geçeceğiz ancak öncelikle her zaman olduğu gibi satır başlarına bir göz atalım. Efendim dünyanın gözü Londra'da. NATO'nun 70. yılında liderler zirvesi yapılacak Londra'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kritik gündem başlıklarıyla katılacak bu zirveye ancak zirve öncesi Ankara'dan sert tonda mesajlar geldi. Ve milyonlarca memuru yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili toplantı bugün ilki gerçekleşti. İlk toplantı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşti. 10 Aralık'ta da ikinci toplantı Türk İş'te gerçekleşecek sevgili izleyiciler. Ve Diyarbakır'a uzanalım. Diyarbakır'daki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Çocukları kaçırılan aileler HDP'yi sorumlu tutarken çocukları kaçırılan diğer ailelerin de eyleme destek olmasını istedi. Sevgili izleyiciler, tüm yurtta sıcaklıklar düştü. Doğu illerimiz beyaza büründü. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken kartpostallık görüntüler de meydana geldi. Güne dair satır başlarımız böyleydi. Gece görüşü başlasın. Sevgili izleyiciler, Londra'daki NATO zirvesi öncesi Ankara'dan sert mesajlar geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin veto hakkı hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler zirvesinde gündeme getireceği konularda netlik kazandı. PKK-PYD'ye verilen desteğin kesilmesi ve Doğu Akdeniz konusunda çağrılar yapılacak. Erdoğan ayrıca İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle toplantıda bir araya gelecek. Dünyanın gözü Londra'da. NATO'nun 70. yılında liderler zirvesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye kritik gündem başlıklarını taşıyacak. Londra'daki zirve öncesi Ankara sert tonda mesajlar verdi. Türkiye'nin NATO'ya katkılarıyla ilgili basın bilgilendirme toplantısında veto hakkı hatırlatıldı. NATO üyelerinin eşit üyelik, oy ve söz hakları vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin veto hakkı bulunmaktadır. Türkiye'nin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi askeri örgüttür. Açıklamada Türkiye'nin kuvvet gücüne vurgu yapıldı. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, ortak fonlara ve komuta kuvvet yapısına en çok katkı sağlayan ülkelerden bir tanesidir. Türkiye, Akdeniz'de görev yapan NATO daimi deniz gücüne en fazla katkı yapan üç ülkeden biri olduğu gibi, yine Akdeniz'de sürdürülen deniz muhafızı harekatına da en fazla katkı sağlayan ülkedir. Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planına onay vermeyen Türkiye'nin şantaj yaptığına ilişkin iddialara da yanıt verildi. Güvenlik kaynakları NATO içerisindeki prosedürlerin işlediğinin altını çizdi. Türkiye şantaj yapıyor gibi ifadeler kabul edilebilir değil dedi. Şimdi dikkatler Londra'daki NATO liderler zirvesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirvede Türkiye'nin elindeki dosya oldukça kabarık. Barış Pınarı Harekatı Türkiye'nin S-400 alımı Doğu Akdeniz konuları masada olacak. Ayrıca IŞİD bahanesiyle PKK-PYD'ye verilen desteğin kesilmesi istenecek. Erdoğan, Alman, İngiliz ve Fransız liderlerle de dörtlü toplantı yapacak. Ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen yasayı veto etti sevgili izleyiciler. Açıklamayı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Çelik, Erdoğan'ın insan sağlığına dönük hassasiyetini gözettiğini söyledi. Çelik'in gündeminde NATO zirvesi de vardı. Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve biraz evvel veto etmiştir. Termik santrallere filtre takılmasını engelleyen yasa veto edildi. Türkiye kendi güvenliğini sağlayabilecek imkan ve kapasiteye sahiptir. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti. Çelik, termik santrallere filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen yasanın Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiğini duyurdu. Termik santrallere baca filtresi takma zorunluluğunun birkaç yıl daha ertelenmesi şeklindeki düzenleme Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiş oldu. Bunun en kısa zamanda gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Çelik, Diyarbakır HDP İl Binası önünde eylem yapan ailelere de destek mesajı verdi. Bu eylem her şeyden önce bir vicdan eylemidir. Bizler bu vicdan eylemini buradan bir kere daha selamlıyoruz.
Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Her zaman yanlarında olduklarımızı ifade ediyoruz. AK Parti sözcüsü Çelik'in gündeminde NATO zirvesi de vardı. Çelik, Erdoğan'ın zirve kapsamındaki temaslarında terörle mücadele vurgusu yapacağını kaydetti. NATO'daki ülkelerin NATO prensiplerine bağlı kalması çağrısı güçlü bir NATO ülkesi olan Türkiye tarafından en güçlü şekilde yapılmaktadır. NATO dayanışması denilen unsur asla tek taraflı olamaz. Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye NATO'dan yardım bekleyemez diyecek en son ülke Fransa, en son lider Macron'dur. AK Parti sözcüsü Çelik, Doğu Akdeniz'de Libya ile yapılan anlaşmanın önemine de dikkat çekti. Libya ile imzalanan bu anlaşma Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarımızın batıdaki sınırlarının bir bölümünü belirledi. Anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda en ufak bir tereddüt yoktur. Burada efendim Türkiye ile Libya arasında imzalanan MEP muhtırası Akdeniz Çanağı'nda deyim yerindeyse bomba etkisi yarattı. Yunan makamları telaş içinde diplomatik yollara deniyor. Yunan medyası ise Yunan politikacıları bir şey yapmamakla suçluyor. Yunanistan'la Rum kesimi arasında anlaşmayı geçersiz kılan mutabakat Türkiye karşıtı cephenin keyfini kaçırdı. Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası Akdeniz çanağına bomba gibi düştü. Türkiye karşıtı ittifak yapılan mutabakattan büyük rahatsızlık duyuyor. Türkiye, Libya ile imzaladığı muhtırayla Yunanistan'la Rum kesimi arasında yapılan münhasır bölge anlaşmasını geçersiz kıldı. Türkiye'nin mavi vatanını gasp etme girişimlerine karşı gereken adım atılmış oldu. Yunan Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili Libya'nın Atina Büyükelçisini sıkıştırıyor. Öte yandan Akdeniz'de Türkiye karşıtı cephenin Libya'daki meşru hükümetle çatışan Hafter'e bağlı yetkililerle görüşmeye başladığı da diplomatik kaynaklardan gelen bilgiler arasında. Yunan medyası ise yaşanan gelişmelerin ardından adeta çıldırmış durumda. Yunan Demokratia gazetesi mutabakat hakkında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de şahmat hamlesi yorumunu yaptı. Etnos gazetesi haberinde Atina uykuda yakalandı ifadesine yer verdi. Katimerini gazetesi Yunanistan'ın 45 yıldır hiçbir ülkeyle deniz yetki sınırlarını belirlememiş olmasını eleştirdi. Yunan medyası, Yunan Başbakan Mitsotakis'in Türkiye ile Libya arasında imzalanan muhtırayı Londra'daki NATO zirvesine taşıyacağını yazdı. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano ise anlaşmazlık ne olursa olsun uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmalı şeklinde bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, imzalanan muhtıranın uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşma olduğunun altını çizdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Libya ile imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldu bittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur ifadesini kullandı. Emekli Koramiral Kadir Sadıç, gelişmeleri Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu televizyon gazetesi programında değerlendirdi. Türkiye'nin oynanan oyunları nasıl bozduğunu anlattı. Libya ile Türkiye arasındaki bir komşuluk var. Asya ve Afrika arasında bir ortak deniz vardır. O komşuluk, ortay hat, burada mavi üzerinde beyaz çizgilerle geçen ortay hat, Anadolu ile Libya'nın gelecekte ilan edecekleri münhasır ekonomik bölgenin sınırı olur. O zaman bu iki ülke sınır ise o zaman Yunanistan'la Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs komşu değildir. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeni mavi vatan sınırlarını ise Dışişleri Bakanlığı Deniz Havacılık Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes Twitter hesabından paylaştı. Erciyes, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki karasuları ve münhasır ekonomik bölge sınırları olarak paylaştığı haritada Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır ve Libya ile yaptığı anlaşmalarla belirlenen sınırları ortaya koydu. Araya ada girmeden, yani Anadolu ile Libya'nın arasına bir ada girmeden, kesintisiz bir deniz bölgesi var. O yüzden Amiral Cihat Yaycı'nın, şimdiki Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nın, Plan prensiplerdeki albaylık yıllarından itibaren Cem Gürdeniz, onlar hep birlikte o zamanlar 2009'lu yıllardan itibaren biz aslında komşuyuz diyorlardı. Yani o bir teori vardı. Genelkurmay'da ve şeyde kuvvette belirtilmişti. Hükümet dış politika olarak adım adım o noktaya geldi ve çok başarılı bir şekilde geçen hafta da onun semeresini Türkiye almış oldu.
Ekonomi gündemiyle devam edelim. Ekonomide büyük zorlukların içinde olan Türkiye'nin önünde bir çözüm ışığı var. O çözümün adı üretim devrimi sevgili izleyiciler. Üretim devrimi kurultayı buluşmalarında adres bu sefer Manisa oldu. Kurultayda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üretim için umudu ateşleyeceklerini söyledi. Kurultaya Ege'li üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Ege bölgesinin sanayi kenti olan Manisa'da üretim devrimi kurultayı yapıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katıldığı kurultayda zeytin üreticisi Nurettin Ergün'le üretici veteriner Hekim Mustafa Daban konuştu. O emperyalist kapitalist sistemin dayatmalarının da sonuna geldik. Bu bir tarihi fırsat. Asya'ya yönelmemiz tarihi fırsat. Ve şimdi çıkmazlardayız, gözüküyoruz ekonomide. Böyle gitmez diyoruz. Bu da bir tarihi fırsat. Sizin burada da o söz var. Kul dara düşmeyince huzur yetişmez. Yani toplum dara düşünce, kul, insan sıkıntıya girince, krize girince ekonomi ne oluyor? Huzur yetişiyor. Bu bir tarih özeti. Huzur yetişiyor. Mustafa Kemal de bir Hızır'dı. Şimdi yine öyle Hızır'ın yetişeceği bir döneme girdik. Hızır kim sizsiniz? Üreticiler, Türk milleti. Türkiye'de üretim yapılmasının önemine vurgu yapan Vatan Partisi lideri, üretim ekonomisinin temel meselesinin tasarruf olduğunu söyledi. En temel mesele Türkiye ekonomisinin tasarruf yapması. Şimdi köylü ne yapıyor? Üretti buğdayı, bir kısmını gelecek yıl için tohumluğa ayırıyor değil mi? Onu yemiyor. Un yapmıyor, ekmek yapmıyor. Gelecek sene tarlaya atması lazım, üretim yapması lazım. Ne yapıyor? Üretim için tohumluğa ayırıyor. Türkiye ürettiğinin bir kısmını, diyelim bir bardak üretti o sene, bir kısmını tohumluğa ayıracak ki yatırım yapsın, fabrika açsın, tarımı desteklesin, turizmi desteklesin, gelirini büyüsün, zenginleşsin. Tohumluğa ayırmazsa ne olur? Aç kalır. Gelecek sene ekemez, öbür sene aç kalır. Onun için değerli arkadaşlar, bugün tasarruf oranını diyelim %13'lere düştü Türkiye'de tasarruf oranı. Yani 100 ürettiğinin 13'ünü tohumluğa ayırıyor. Düşük. En az %24-25, yani bir çeyreğini ürettiğimizin dörtte birini, bir çeyreğini tohumluğa ayıracağız, yatırıma ayıracağız. Fabrika açacağız. İşsiz yığınlarını iş sahibi yapacağız. Üretecekler. Bir emek seferberliği yapacağız. Üretecekler ki zenginleşelim, gelirimizi arttıralım. Türkiye'nin ekonomik istiklal savaşı döneminde olduğunu belirten Perinçek, üretim devrimi için umudu ateşleyeceklerini ifade etti. Türkiye'nin ekonomik çözümleri de nerede düğümleniyor? Hükümette düğümleniyor. O zaman Türkiye'nin önünde ne var? Üretim devrimini yönetecek ve üretim devrimini başaracak bir hükümete kavuşmak. Üreticilerin milli hükümeti. Umutlu bir döneme giriyoruz ama zorluklardan geçerek umudu yakalayacağız. Bizim şimdi elimize hepimizin meşaleleri alıp millete umut taşımamız lazım. Umudu ateşlememiz lazım ama umudu ateşlemek zahmetle ve gayretle olur. 20 yıldır zeytin üreticiliği yapan Nurettin Ergün, yorgun olan üreticilerin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de sadece tarımda değil, bütün sektörlerde üreticinin üretimden bezdiği, üretimden koptuğu, üretme azminin, iradesinin kırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bizim üreticimizin üretim azmi ve üretim şevki yeniden canlandırılmalı. Yeniden üretme konusunda, üretimden kopmama konusunda heveslendirilmeli. Üretim sorununun bir hükümet sorunu olduğunu belirten Ergün, geleceğin üretimde olduğunu söyledi. Yine tekrarlıyorum, Türkiye'den bakan bir akla ve Türkçe düşünen bir kadroya, bir zihniyete ihtiyacımız var. Umarım ki en kısa zamanda bu da olacaktır. Gelecek gerçekten üreticilerin olacak. Üretici veteriner hekim Mustafa Daban da en büyük sorunun üreticiyi köylerinde tutmak olduğunu belirtti. En büyük sorun bizim köylüyü köyünde tutabilmek, üretici köyünde tutabilmek. Biz köylü üretici tarlasına, bahçesine, köyüne küstürsek
köyünü terk ettiği zaman bir daha bu köylük geri dönmüyor. Üretime katkısı olmuyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katıldığı üretim devrimi kurultayları Aydın, Denizli, Muğla ve İzmir'le devam edecek. Efendim, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başladı. Çalışma Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantıya işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katıldı. Hükümet 2020 yılı için asgari ücretin ortak belirlenmesi gerektiğini söyledi. Türk ise ücretin beklentilere karşılık vermesini istedi. TİSK de asgari ücret desteğinin devam ettirilmesini talep etti. Anayasamızda da açıkça belirtildiği üzere ücret en temel anlamıyla emeğin karşılığı. Her alanda devam eden fiyat artışları karşısında geçim şartları giderek ağırlaşmaktadır. Zor günler geçiren sektörlerin toparlanabilmesi için makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzemdir. 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret için zam pazarlığı başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yaptı. Aralık ayı sonuna kadar 3 toplantı daha yapacak. Komisyonda işçi tarafını Türk İş, işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor. Toplantılara hükümet adına da Çalışma Bakanlığı katılıyor. Emeğe, alın terine ve üretkenliğe her daim sahip çıkmaktayız. Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen asgari ücret yönetmeliği uyarınca asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. Asgari ücret çalışanların geçim ücretini değil, çalışanlara ödenebilecek en alt limiti ifade eden bir göstergedir. Toplantının açılış konuşmasını Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini ben canı gönülden diliyorum. Bakanın açıklamalarının ardından işçi ve işveren yetkilileri de söz aldı. İşçi tarafı rakamın beklentileri karşılamasını istedi. İşveren ise asgari ücret desteğinin 200 lira olarak devam etmesini talep etti. Türk İş adına Teksif Sendikası Genel Başkanı Nazmi Irgat, TİSK adına da Genel Sekreter Akansel Koç konuşma yaptı. Şunu iyi biliyoruz ki resmi enflasyonla halkın enflasyonu arasında büyük farklar oluşmaktadır. Özellikle asgari ücret olarak yaşamlar sürdürmek zorunda olan çalışanların beklentisi daha da farklıdır. Belirlenecek ücrette ülkenin ekonomik durumu ve işletmelere olan etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki işletmelere yansıyacak olumsuz etkiler çalışanlarımızı da aynı yönde etkileyecektir. İşçi tarafı asgari ücretliden vergi alınmasını da gündeme getirdi. Asgari ücret bir türlü vergi dışı bırakılmamıştır. Umarım bu dönem onu da düzeltebiliriz. Açıklamaların ardından devam eden toplantıda görüşme takvimi de belirlendi. İkinci toplantı 10 Aralık'ta Türk İş'te, üçüncü görüşme ise 17 Aralık'ta TİSK'te yapılacak. Ve üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %0.9 oranında büyüdü. 11 aylık dönemde ihracat ise %1.77 artışla 165.7 milyar dolara ulaştı. Üçüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla rakamları beklentinin altında kaldı. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu duyurdu. Tahminler %1 büyümeydi ancak verilere göre Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %9 oranında büyüme kaydetti. Gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2019 yılının 3. çeyreğinde cari fiyatlarla %11.5 artarak 1 trilyon 145 milyar 99 milyon lira oldu. Devletin harcamaları yıllık %7, hane halkı harcamaları %1.5 yükseldi. Yatırımlarsa %12.6 azaldı. Sanayi sektörü %1.6 artarken inşaat sektörü %7.8 daraldı. Verilerin hane halkına olumlu yansımasının olmadığını söyleyen ekonomistler istihdamın giderek daraldığını vurguladı. Verilerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da bir açıklama geldi. Çok önemli bir anlam ifade ediyor. Albayrak, dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız dedi. Her ortamda ifade edin. Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. 11 aylık dönemde ihracat %1.77 artışla 165.7 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatın Kasım ayında 16.2 milyar dolar olduğunu belirtti.
İthalatsa Kasım ayında %11.44 artışla 18.17 milyar dolar oldu. ...2018-2019 üretim sezonu sona erdi. Yüksek girdi maliyetlerinin altında ezilen üretici bu sezonda umduğunu bulamadı. Hasat mevsiminde borçlarını ödeyemedi, elindekini yok pahasına satmak zorunda kaldı. Birçok çiftçi icralık oldu. Geçen yılı doğal afetlerle kapatan üreticiyi şimdi de fiyat afeti bekliyor. Bir umutla topraklar ekildi, hasatlar yapıldı. Bir üretim sezonunun daha sonuna gelindi. Ancak üretici bu sezonda da umduğunu bulamadı. Yüksek girdi maliyetlerinin altında ezilen üreticiyi önce doğal afetler vurdu, şimdi ise fiyat afeti bekliyor. Buğday üreticisi ürününü maliyetinin altında satmak zorunda kaldı. Pamukta da durum aynı. Geçtiğimiz yıl kilosu 4,5 lira olan pamuk bu yıl 3 liraya kadar düştü. Aydınlık gazetesinin haberine göre borçlar nedeniyle ürününü hemen paraya çevirmek zorunda kalan üretici ağlıya ağlıya pamuk sattı. Patates üreticisi de benzer sıkıntılarla boğuşuyor. Üründe rekolte düştü. Beklenen gelir elde edilemedi. Biraz zaman olsa ürünü belki para edecekti ama alacaklılar kapıya dayandı. Üretici ürününü yok parasına elden çıkardı. Pek çok üreticiyi maliyetinin altında ürün satmak da kurtaramadı. Öyle ki büyük çoğunluğu icrayla karşı karşıya kaldı. Birikmiş borçlarla yeni sezona girecek olan üretici şimdi kara kara düşünüyor. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, çiftçilerin hasat zamanının gelmesinden korkar hale geldiğini söyledi. Üreticinin sezona borçlu başladığını vurgulayan Güngör, üreticiler açısından yaşam standardının her geçen yıl geriye gittiğini belirtti. Gerekli önlemlerin alınmaması halinde önümüzdeki yılda benzer sorunların derinleşerek yaşanacağına dikkat çeken Güngör, çiftçinin topraktan kopmasının önüne geçilmesini istedi. Aksi halde 82 milyon aç kalır, Türkiye'nin geleceği için büyük tehlike uyarısı yaptı. Diyarbakır'a gidelim. Efendim tam 91 gün oldu. HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarını bekliyorlar. Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, çocuklarını arayan diğer aileleri de eyleme katılmaya çağırdı. Mevlüt'e 3 daha 5 yıl oldu oğlunu görmeyeli. Buradayım, evlat nöbetindeyim. Evladım oradadır. Bu 5 yıldır ben evlat hasretinde ölüyorum. Ben onun sarılışını özlemişim, ben onun kokusunu özlemişim, ben onun konuşmasını özlemişim. Yüreğinin ateşi sönmüyor baba Salih Gökçe'nin. İstersen kar yağsın, kış olsun, yağmur yağsın fark etmez bizim için. Bu biz evlatlarımızı arıyoruz. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde aileler. Mücadele etmekte kararlılar. Arıyoruz. Evladımız için gerekirse bu 3 ay değil. 3 yılda orta burada bekleyeceğiz. HDP gelip bize bir açıklaması lazım. Çocuklarının HDP tarafından kandırılarak PKK'ya teslim edildiğini söyleyen aileler tehditlere boyun eğmiyor. 91 gün değil 91 yıl da olsa ben kararlıyım, evladımı almadan buradan gitmem. Kendileriyle aynı kaderi paylaşan ailelere seslendiler, mücadeleye çağırdılar. Hepiniz böyle gelseniz, elinizi taşın altına bıraksanız bu terör belası biter. Beklemeye devam edin. Bir metre kar da yaksa gitmeyeceğiz. Gitmek yok, bu yola baş koyduk. PKK tarafından zorla silah altına alınan Müeddet Şabo, örgütün elinden kaçmayı başardı. Sözde eğitim kamplarında terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın anlatıldığını söyleyen Şabo, kendisiyle birlikte 84 çocuğa silah eğitimi verildiğini anlattı. Suriye'ye gittiler. Evine baskın yapıldı. Zorla ailesinden kopartıldı. Yalnız değildi. Kendi gibi aynı yaşta kaçırılan 84 çocuk daha vardı. Bir gün evde otururken PKK'lılar geldi ve köydeki genç erkeklerle kızları toplamaya başladılar. Bizi bir birliğe götürdüler. Orada 40 gün silah ve örgüt hakkında eğitimler verdiler. Silah zoruyla örgütün sözlü eğitim merkezlerinde benimle 12-14 yaşlarında çocukların da aralarında olduğu 84 kişi vardı. Müeyyed Şabo 14 yaşında PKK tarafından zorla silahlandırıldı.
örgütün kamplarında eğitimden geçirildi. Eğitim sırasında bize Resulayn'a gideceksiniz ve eğer bir operasyon olursa cephe hattında savunma yapacaksınız diye talimatlar verildi. Silah taşıyabilecek herkesi alıyorlardı. Kaçırıldıktan sonra ailesiyle görüşmesine izin verilmedi. Kaçması gerektiğini biliyordu. Başardı da. Barış Pınar harekatı öncesinde örgütten kaçarak teslim oldu. Sözde eğitim kamplarında yaşadıklarını anlattı Şabo. Eğitimlerde teröristlerin komutlarını yerine getirmeyenlere 12 saatlik nöbetler yazdığını, tünel kazmakla cezalandırdığını kaydetti. Eğitimi veren 3 kişi vardı. Ancak Arapçaları çok zayıftı. Eğitimlerde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan anlatılıyordu. PKK'nın nasıl kurulduğunu, bu bölgede Kürdistan kurulacağını ve Suriye'de Türkiye'nin bir hakkı olmadığını anlatıyorlardı. Resulayn'a çatışmaya götürülürken örgütün dikkatsizliğinden yararlanan Şabo, kaçış hikayesini de anlattı. Resulayn'a doğru yola çıkmıştık. Menacir bölgesine ulaştığımızda üzerimizde askeri elbiseler vardı. Bunları sivil elbiselerle değiştirdik. Birileri silah getirecekti. Beklememizi söylediler. 20 kişiydik. Bir hendekte saklandık ve evlerimize kaçtık. İki sularında evime ulaştım. Annem beni karşıladı. Kendim teslim oldum. Biliyordum ki suçsuzum. İşten çıkarılan ve davayı kazanan işçilerin haberini getireceğiz. Şimdi ekranlarınıza HDP'li Silopi Belediyesi'nin işten çıkardığı 17 emekçi işe iade davasını kazandı sevgili izleyiciler. Şırnak'ta çalışan emekçiler yaklaşık 4 aylık bir hukuk mücadelesi verdi. HDP'li belediyenin işten çıkardığı emekçiler verdikleri hukuk mücadelesini kazandı. İşçi, emekçi kardeşlerimizin durumu yargıya taşınmıştı. Şırnak Silopi Belediyesi yerel seçimler sonrasında 17 emekçinin işine son verdi. Eylül'de başlatmış olduğumuz bu hukuki süreç 3-4 aylık gibi çok kısa bir sürede sonuçlandı, sonuç verdi. İşçiler konuyu yargıya taşıdı, 4 aylık bir hukuk mücadelesi verdi. Silopi Belediye Başkanı ve yetkililerine bir çağrı da buradan yapıyoruz. Arkadaşlarımızın hakları için anayasal sınırlar ve haklar çerçevesinde sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Mücadelenin sonucunda başarıya ulaşan emekçiler işlerine geri dönecek. Kişisel hırslarınız ve partizanlığınız neticesinde gerçekleştirdiğiniz hukuksal normlara, toplumsal vicdana aykırı uygulamalarınız neticesinde adaletin verdiği kararı acilen uygulayınız. Ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da IŞİD açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü IŞİD'in Suriye'de küçük bir grup olarak varlık göstermesinin en büyük etkeni olarak bölücü terör örgütü PKK'yı gösterdi. Yapılan açıklamada Türkiye'nin tüm bu sorunların üstesinden geleceği vurgulandı. Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik operasyonlarıyla sahada ve masada büyük başarılar elde edildi. Türkiye terör koridorunun kalbine hançer indirdi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bölgedeki IŞİD varlığına dikkat çekti. Açıklamada IŞİD'in hala var olmasındaki en büyük etken işbirliği yaptıkları PKK-YPG terör örgütüdür denildi. Bakanlık, Fırat Kalkanı Harekatı'yla sahada IŞİD'le göğüs göğüse mücadele edildiğini ve Türkiye'nin 3000'den fazla teröristi etkisiz hale getiren tek NATO ülkesi olduğu hatırlatıldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ortamının karmaşık yapısının üstesinden gelen, başta DAEŞ ve PKK-YPG terör örgütleriyle bizzat mücadele eden Türkiye, güvenli bölge tesisinde de tecrübesi, gücü, insani yaklaşımları ve somut projeleriyle tüm sorunların üstesinden gelecektir. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada karar verildi, 25 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasında iletişim amacıyla ankesörlü telefonla arananlar ve itirafçıların beyanlarında yer alan isimlerden oluşan şüphelilerden 11'i serbest bırakıldı. Kalan 33 şüpheli ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği 25 şüphelinin tutuklanmasını talep etti, 8 şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. CHP'nin gündeminde de ekonomi vardı. CHP Merkez Yürütme Kurulu ekonomi gündemiyle toplandı. Toplantı devam ederken CHP sözcüsü Faik Öztürak kameraların karşısına geçti. Öztürak askeri ücrete en az %22.5 zam yapılması gerektiğini söyledi. Büyüme rakamlarının da gerçekçi olmadığını iddia etti. Bu seneki görüşmelerde 3 işçi sendikaları konfederasyonunun birbirleriyle görüştükten sonra masaya oturmalarını önemsiyoruz. CHP Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Gündemde ekonomi konuları vardı. Bir kere asgari ücreti bu yeniden değerleme katsayısıyla arttırarak 2019 yılında asgari ücret üzerinde enflasyon nedeniyle, kriz nedeniyle meydana gelen tahribatı telafi etmek lazım. Toplantı devam ederken CHP sözcüsü Faik Öztürak kameralar karşısına geçti. Asgari ücrete en az 22.5 zam yapılması gerektiğini söyledi. Bu yıl asgari ücretin önce bir %22.5'luk kısmını %22.58'lik kısmı koyacaksınız. Onun üstüne de tüketimi arttırabilmek için, talebi arttırabilmek için büyüme hedefi olan %5 kadar da bir ilave yapacaksınız. Bu da aşağı yukarı Türk İş'in söylediği 2600-2578'in biraz üstünde oluyor. Öztürak, TÜİK'in açıkladığı ekonomideki büyüme rakamlarının gerçekçi olmadığını iddia etti. Üçüncü çeyrekte bu senenin başında %2 sonra 1,5 civarında olan artışların üçüncü çeyrekte binde dörde düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu büyümenin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretlerine neden oluyor. FETÖ'nün TSK imamı olarak bilinen Adil Öksüz'e ilişkin tartışmaya da değindi Öztürak. 15 Temmuz'un kontrollü darbe olduğunu öne sürdü. Adil Öksüz'ün yeri biliniyorsa gereği derhal yapılmalıdır. Kontrollü darbenin şifrelerine sahip olan ve bunun CHP'nin darbe araştırma komisyonunda koymuş olduğu muhalefet şerhinde açık açık belirtilen bu kişi derhal yakalanmalıdır. Yeni parti çalışmaları da hız kazandı. AK Parti'den ayrılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partisinin kuruluşu için 16 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı'na başvuracak. Başvuru öncesi ise Davutoğlu bugün ekibiyle birlikte Bolu'da 2 günü kampa girdi. Kampta parti programı ve ismi masaya yatırılıyor. Bu değerlerin ve ilkelerin savunucusu ve sözcüsü olmaya devam edeceğiz. Suriye'deki iç kargaşa, Rusya ile uçak krizi ve borçlanma ekonomisinin mimarlarından Ahmet Davutoğlu'nun partisini kuracağı tarih belli oldu. Davutoğlu 16 Aralık'ta partisinin kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacak. Partimizden istifa ediyoruz. AK Parti'den ihracı için işlemler sürerken istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kuracağı yeni parti için çalışmalarını hızlandırdı. Yeni bir siyasi hareketi inşa etmek ve yeni bir yola çıkmak bizim için hem tarihi bir sorumluluk hem de milletimize karşı yükümlülüğümüzün bir gereğidir. Parti kuruluşu için bakanlığa başvuru öncesi ise Davutoğlu yaklaşık 100 kişiden oluşan kurucular kuruluyla Bolu'da kampa girdi. 2 gün sürecek kampta yeni partinin tüzüğü ve programına son hali verilecek. Parti ismiyle genel başkan yardımcıları belirlenecek. Demokratik bir düzen kurmak istiyoruz. 16 Aralık iddiasını gündeme getiren Yeni Çağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'na göre Bolu'daki kampta Davutoğlu partisinin logosunu da kesinleştirecek. Siyasi krizin içinden geçerek geldik. Davutoğlu'nun yanı sıra AK Parti'den ayrılan Ali Babacan'ın da parti kurma faaliyetleri sürüyor. Kulislerde kurulacak partilerin olası bir erken seçimde Abdullah Gül'ün çatı adaylığında birleşeceği iddiası da konuşuluyor.
Dünya gündemiyle devam edelim ve Çin'e gidelim. Çin'in Hong Kong bölgesinde merkezi yönetim karşıtı gösteriler yine düzenlendi sevgili izleyiciler. Göstericiler bu kez ABD Başkanı Trump'ın posterleriyle yürüdü. Çin devleti ise Birleşmiş Milletler yetkililerini uyardı. Çin'in Cenevre misyonu isyancıları cesaretlendirmekten vazgeçin çağrısı yaptı. Çin'in Hong Kong özerk bölgesinde yaz başında başlayan gösteriler kısa sürede şiddet eylemlerine dönüştü. 24 Kasım'daki seçimler nedeniyle hafifleyen gösteriler hafta sonu tekrar yüksek katılımla düzenlendi. Binlerce kişi Victoria Limanı'nın Kowloon bölgesine doğru yürüyüşe geçti. Güvenlik güçleri bazı bölgelerde biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanırken göstericilerin polise kaldırım taşları attığı görüldü. Siyah kıyafetler giyen, maske takan ve Amerika bayrakları taşıyan bir grup Amerika konsolosluğunun önünde toplandı. Bazı göstericilerin, "Başkan Trump, lütfen Hong Kong'u özgürleştir, Hong Kong'u yine büyük yap" yazılı pankartlar taşıması dikkat çekti. Sokaktaki eylemlerin uluslararası ilişkilere de yansıması oluyor. Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'i Hong Kong'da radikal şiddeti cesaretlendirmekle suçladı. Bachelet, South China Morning Post gazetesi için kaleme aldığı makalede polisin gösterilere müdahalesi hakkında bağımsız ve tarafsız soruşturma yürütülmesi çağrısı yapmıştı. Çin'in Cenevre misyonundan Bachelet'in uygunsuz yorumlarıyla Çin'in iç işlerine müdahale ettiği belirtildi. Birleşmiş Milletler görevlisinin bölge hükümeti ve polis üzerinde baskı kurduğu, bu durumun isyancıları daha keskin radikal şiddete başvurmaya cesaretlendireceği kaydedildi. Efendim, Çinli ve İranlı heyetler Pekin'de nükleer anlaşma meselesini görüştüler. Çin, İran'a tam desteğini açıkladı. Nükleer anlaşmanın bozulmasından ABD'yi sorumlu tuttu. Avrupalı ülkelerden İran'la ödeme sisteminin acil uygulanması istendi. Avrupa'dan açıklama geldi. 6 ülkenin daha INSTEC sistemine katıldığı duyuruldu. Çinli ve İranlı yetkililer Pekin'de nükleer anlaşma konusunu görüştü. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Çin'in başkenti Pekin'de mevkidaşı Ma Zhaoxi ile görüştü. Heyetler arası yapılan toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi. Çin ve İran'ın nükleer anlaşmanın korunması için çaba sarf edecekleri kaydedildi. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxi, İran'ın nükleer programı ile ilgili krizin sorumlusu olarak Amerika'yı işaret etti. Çinli yetkili, krizi Amerika'nın anlaşmadan çekilmesine ve İran'a yönelik maksimum baskı politikası uygulamasına bağladı. Çinli yetkili, Çin'le İran ilişkilerinin stratejik ve uzun vadeli olduğunu belirtti. Ma Zhaoxi, İran nükleer meselesi bu ilişkilerin ayrılmaz parçası olarak önümüzde duruyor. Nükleer anlaşmanın korunması için işbirliğimizi geliştirmemiz gerekiyor şeklinde konuştu. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa ülkelerini İran ve Avrupa Birliği arasında ticareti kolaylaştırmak amacıyla kurulan INTEX ödeme aracını uygulamak için daha acil hareket etmeye çağırdı. Amerika ise İran'a yönelik devreye soktuğu ambargoları kaldırmaya ve nükleer anlaşmaya dönmeye davet etti. Pekin'de İranlı ve Çinli yetkililerin görüşme yürüttüğü sırada INTEX konusunda Avrupa'dan bir haber geldi. E3 ülkeleri Almanya, İngiltere ve Fransa'nın İran'la ticaret için kurdukları ticari destekleme aracı INTEX'e Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Norveç ve İsveç'in de katıldığı açıklandı. Açıklamada INTEX'in genişlemesinin Avrupa ile İran arasında meşru ticareti kolaylaştırmak için Avrupa'nın çabalarını göstermekte olduğu ifade edildi. Umman'ın arabuluculuğuyla devam edelim. Nükleer anlaşma süreci öncesi ABD ve İran arasında arabuluculuk görevi üstlenen Umman'dan İran'a kritik bir ziyaret gerçekleşti. Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi, başkent Tahran'da İranlı mevkidaşı Muhammed Cevat Zarif'le bir araya geldi. Masada bölgesel gelişmelerin yanı sıra Hürmüz Barış girişiminin olduğu belirtiliyor. Nükleer anlaşma öncesi ABD ve İran arasında arabuluculuk görevi üstlenen Maskat'tan Tahran'a kritik bir ziyaret gerçekleşti.
Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevat Zarif ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Hürmüz Barış Girişimi planının da masaya yatırıldığı belirtildi. Maskat'ın Tahran ve Washington hattında daha önce arabuluculuk görevi üstlenmesi, Bin Alevi ABD'nin mesajını mı getirdi sorusunu akıllara getirdi. Umman Dışişleri Bakanı gerçekleştirdiği son ziyaretle 9 ayda Tahran'ı 3. kez ziyaret etmiş oldu. Tel Abyad'a gidelim. Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Abyad'da yaşayanlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Sevgili izleyiciler, kırsal bölgede yaşayanlara temel gıda ve sağlık yardımı yapıldı. Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri günlük hayatın normale dönmesi için çalışıyor. Mehmetçik, Tel Abyad'ın güney kırsalında yaşayanlara yardım götürdü. İhtiyacı olanlara temel gıda malzemeleri dağıtıldı. Öncelikle çocuklar ve kadınlar olmak üzere bölge halkı sağlık kontrolünden geçirildi. Mobil araçlarda muayeneleri yapıldı. Tel Abyad'ın güneyindeki köylerde yapılan yardım çalışmalarında bölge halkının mutluluğu kameralara yansıdı. Efendim, Ankara-Pekin hattında bağları güçlendiren Kuşak Yol girişimindeki işbirliği belediyeler aracılığıyla da sürdürülüyor. Bu kapsamda Mamak Belediyesi ile Çin-Ankara Büyükelçiliği Ankara'da Türkiye-Çin Dostluk Ormanı kurdu. İlk etapta 150 fidan toprakla buluşturuldu. Bu ağaçlar büyüdükçe Çin ile Mamak arasında, Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler İnşallah güçlenecektir diyorum. Ankara'da Türkiye-Çin Dostluk Ormanı kuruldu. Yaklaşık 150 fidan toprağa kavuştu. Bugün biz bir dostluk programı yapıyoruz. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Türk-Çin Dostluk Vakfı ve Mamak Belediyesi ağaç dikim töreni gerçekleştirdi. Törende Çin ile işbirliği vurgusu yapıldı. Son yıllarda Çin ve Türkiye bir kuşak bir yol inisiyatifini ortak inşa sürecinde gerçekten ilişkilerimizde çok uzun soluk gelişmeler ve mesafeler kaydedildi. Umarız bundan sonra Mamak ile her alanda güzel işbirlikleri gerçekleştireceğiz. Bu tören, bundan sonra yapacağımız, Çin devletiyle beraber yapacağımız projelerin ilki olduğunu düşünüyorum. Çin ile Mamak Belediyesi arasında ortak kültürel, sanatsal ve aynı zamanda ticari olarak da birçok projeyi gerçekleştirmeyi umuyorum. Dostluk Ormanı'nın ilk fidanını AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li birlikte dikti. İkili fidanın can suyunu da el ele verdi. İnşallah yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmasıyla beraber 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bölgemizin gerçekten yoğun bir ağaç kazandıracağını düşünüyorum. Çam dikme etkinliğine Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkanı Hasan Çapa, Çinli iş insanları ve büyükelçilik çalışanları da katıldı. Bundan sonra her sene, her 1 Ekim tarihinde elçiliğimizdeki arkadaşlarımız buraya gelecekler. Yüzyıllara dayanan dostluğumuz dolayısıyla bundan sonra kıyamete kadar kardeş iki ülke olarak devam etsin istiyoruz. Törende Çin-Türk dostluğunun simgesi olan 150 fidan dikildi. Diktiğimiz her ağaçlar birer dostluğun simgesi haline getirilecektir. Umarız bu ağaçlar büyüdükçe Çin ve Türkiye arasındaki dostluk da güçlendirilecektir. İkincisi... Yurt gündemiyle devam edelim. Uludağ'da zirve doğru yürüyüşe çıkan iki kişi kayboldu. AFAD ve JAK ekipleri karadan ve havadan arama çalışması başlattı. Bursa Uludağ'da zirveye çıkmak isteyen iki arkadaştan dün akşamdan bu yana haber alınamıyor. Durumu aileleri fark etti. İstanbul'dan Bursa'ya gelen Mert Alpaslan ve Efe Sarp için ekipler seferber oldu.
Araçlarını park ederek zirve istikametine yürümeye başlayan iki arkadaşın sesin bastırması nedeniyle kaybolduğu düşünülüyor. Arama kurtarma çalışmasına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Nilüfer Arama Kurtarma ve AKUT ekipleri katılıyor. Ailelerin, çocukların göller bölgesine gitmek istediklerini söylemesi üzerine çalışmaların seyri değiştirildi. Konuya ilişkin Bursa Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada dün geceden itibaren Uludağ ve Alaçam bölgesinden Uludağ Göller bölgesine doğru arama çalışmaları yapılmaya başlanmış ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir denildi. Arama çalışmalarının yapıldığı bölgede kar yağışı olmadı ancak sarp arazi ve zaman zaman yarım metreyi aşan karın çalışmaları zorlaştırdı. Ekiplerin farklı noktalara dağıldığı kaydedildi. Yerdeki ekiplere helikopterle hava desteği de sağlandı. Jandarmaya ait bir helikopter bölgede uçarak kayıp iki kişinin yerini tespit etmeye çalıştı. Fen Türkiye'nin doğusu kar altında, Erzincan'da 129, Gümüşhane'de 39 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Hava sıcaklığının sıfırının altında olduğu Çıldır Gölü ise dondu sevgili izleyiciler. Erzurum'da aralıksız süren kar yağışı sonrası 129 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentteki kapalı yolların açılması için il özel idaresine bağlı ekipler mesaide. Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki Gümüşhane'de de 39 köye ulaşım sağlanamıyor. Öncelikli olarak taşımalı eğitim yapılan ve diyaliz hastalarının bulunduğu köylerin yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı. Muş'ta yüzlerce küçükbaş hayvanı meraya çıkaran besiciler köye dönmek zorunda kaldı. Tipiye yakalanan besiciler sürülerini 3 saatlik zorunlu yolculuğun ardından köye ulaştırdı. Bu görüntülerse Ardahan'dan. Beyaz örtüyle kaplanan Çıldır Gölü dondu, kartpostallık görüntüler oluştu. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar sonbahar renkleriyle bütünleşti. Seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı. Doğu Karadeniz'de de şiddetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yaşayanları uyardı. Efendim şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından saat başında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Efendim aranın ardından saat başında yeniden birlikteyiz ve bir kaza haberi var sırada. Yozgat'ta trafik kazasında yaşamını yitiren handbolcular için Ordu'daki okullarında tören düzenlendi. Törenlere yüzlerce kişi katıldı. 12 yaşındaki Sinem Aksu ve 14 yaşındaki Göksu Akyel okullarından dualarla uğurlandı. Yozgat'ta Ordu Gençler Birliği kadın handbol takımını taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu iki sporcu yaşamını yitirdi. İki handbolcu için Ordu'daki okullarında tören yapıldı. 9. sınıf öğrencisi Göksu Akel'in cenazesi tören için Ordu Lisesi'ne, 8. sınıf öğrencisi Sinem Aksu'nun cenazesi ise 60. yıl ortaokulu bahçesine götürüldü. Okulda öğrencilerin özgeçmişlerinin de okunduğu törenler yapılan duaların ardından sona erdi. Bu sırada sporcuların arkadaşları Akel ve Aksu'nun okudukları sıralara çiçek bıraktı. Erzincan'da da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ampute futbol takımını taşıyan otobüs kara saplandı. Otobüs AFAD tarafından bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Otobüs kara saplandı. İmdatlarına AFAD yetişti.
Ampute futbol takımı Kayseri'deki müsabakadan dönüyordu. Sporcuları taşıyan otobüs Erzincan'ın Refahiye ilçesi Akarsu mevkisinde kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Bir saatlik çalışmanın ardından otobüs saplandığı yerden kurtarıldı. Otobüsteki 20 sporcu güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde Erzincan merkezine götürüldü. Sırada bir dolandırıcılık haberi var. İstanbul merkezli 13 ilde 900'den fazla emekli dolandırıldı. Belirlenen 85 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Kredi vaadiyle 900'den fazla emekliyi dolandırdılar, 5 milyon lira kazandılar. İstanbul merkezli 13 ilde 85 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Polis ekipleri çok sayıda emeklinin komisyon karşılığında ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen 85 şüpheliye örgütlü suç kapsamında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve bankacılık kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı. Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda zanlının yakalandığı, adreslerdeki aramaların sağ sürdüğü bildirildi. Düzce'ye gidelim. Düzce'de sabaha karşı büyük bir yangın paniği yaşandı. Beyköy'de otomotiv ürünleri fabrikası henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın yaşadı. Tüm fabrikayı saran alevler 5,5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Düzce'nin Beyköy ilçesinde 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yangın kısa sürede büyüdü, tüm fabrikayı sardı. Tatil günü olduğu için işçilerin izinde olduğu fabrikada facianın eşiğinden dönüldü. Yaklaşık 5,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı. Yangının neden olduğu hasar drone'la görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Özel sporcu Tayha Ahmet Erdem'in judodaki başarısıyla hem Türkiye'nin hem ailesinin gururu oldu. Down sendromlular dünya judo şampiyonusu Tayha'nın ailesi yaşadıkları sevinci paylaştı. Erdem ailesi Down sendromlu çocukları topluma kazandırmak için sporun önemine dikkat çekti. Tayha Ahmet Erdem, o artık bir dünya şampiyonu. Özel sporcu, özel yetenekleriyle Down sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bıraktı. Bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren Tayha hem ülkemizi hem ailesini gururlandırdı. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir mutluluk. Benim yol arkadaşım o. Bu zamana kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber ilerleyeceğiz inşallah. Samiha Erdem oğlunun hep arkasında durdu, hep elinden tuttu. Tayha annesinin bu emeğine karşılık altın madalyayı boynuna astı. İmkanlar verilirse çocuklarımızın nereye geleceğini ispatladık. Hepimiz, diğer arkadaşları da öyle. Dünya şampiyonluğu olmasa da derece bekliyorduk. Bu hepimiz için çok güzel oldu. Erdem oğlunun üstünden bir an olsun ilgisini çekmiyor. 4 yıldır kulüpte lisanslı olarak judo yapıyorlar. Onun dışında farklı uğraşıları da var. Gitar çalabiliyor, Perkinson yapıyor. Zaten biz beraber çalışıyoruz. İzmit Dağın Kafe'de birlikte çalışıyoruz da şu an aktif çalışma hayatında içinde. Onun dışında dediğim gibi hayatını doldurduğumuz zaman her şeyi yapabiliyorlar. Turan Erdem, Talha'nın başarısı karşısında duygularına hakim olamadı. O anları anlatırken gururu gözlerinden okunuyordu. Yani haberini aldık, çok mutludan, çok gururlandım yani. Ağladım o şeylerde, o bayrağı atılmasına, o istikam açılışı yapmasına. Yani çok mutluyum, çok gururluyum. Bütün
herkese, hocalarına, hepsine başarılar diliyorum yani, şey yapıyorum. Oğullarıyla arkadaş gibi olduklarını belirten Erdem ailesi, Down sendromlu çocukları topluma kazandırmak için sporun önemine dikkat çektiler. Öncelikle çocuklarını sahiplenecekler, arkalarında duracaklar. Eğitim, hayatlarını dolduracaklar. Başka oluyor yani, kendiliğinden her şey geliyor onun dışında. Hatay'a özgü defne yaprağından elde edilen sabunlar pek çok hastalığa şifa oluyor. Uzun emekler sonucu hazırlanıyor. Zahmetli atölye çalışmalarını Ulusal Kanal görüntüledi. Türkiye'de en çok Hatay'da yetişen defne önce yağa sonra sabuna dönüştürülüyor. Saç dökülmesinden bazı cilt hastalıklarına kadar pek çok hastalığa şifa olduğu düşünülüyor. Defne sabunu her türlü faydası var, cilde faydalı bir sabun. Hatay'da her yıl defne sabunu için üretim atölyeleri kuruluyor. Atölyelere İskenderun Süpürge Derneği ile Ayna İskenderun Kültür Sanat Derneği sahipliği yapıyor. Defne sabununun yapımı oldukça zahmetli, büyük emek gerektiriyor. Önce yağa sonra sabuna dönüştürülüyor. Sabunu imal etmek zeytinyağı ve defne yağlarını katıp su ve kostik soda dedikleri maddeyi karıştırıp belirli bir ısıya geldikten sonra üstüne döküp karıştırarak bir müddet sonra yağdan yağa değişir. Her yağ aynı sürede de bazı yağlar 20 dakikada bazı yağlar 30 dakikada sabun haline gelir. 25 yıldır defne sabunu yapan Ali Kiremit her yıl zeytin hasadıyla beraber sabunların yapımına başlıyor. Karıştırıp belirli bir aşamalardan geldikten sonra sabun haline geliyor. İçeride gördüğünüz gibi bir kalıba döküp soğuduktan bir saat sonra kesip sabun haline getiriyoruz. Ve Isparta'dayız. Dağcılar Isparta'da Eğirdir Gölü'ndeki su seviyesinin azalmasına dikkat çekmek için harekete geçti. 3070 rakımlık dağa çıktılar. Zirvede "Su hayattır, Eğirdir Gölü kurumasın" pankartı açtılar. Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü kurumasın diye 3070 rakımlı dağa tırmandılar. Isparta'da Gökkuşağı Dağcılık Kulübü üyesi 4 dağcı Eğirdir Gölü'ndeki kurumaya dikkat çekmek için harekete geçti. Dağcılar Akdeniz bölgesinin en yüksek noktası olan Kızlar Sivrisi Dağı'na tırmandı. Yaklaşık 5,5 saatlik tırmanışın ardından zirvede "Su hayattır, Eğirdir Gölü kurumasın" yazılı pankart açtılar. Dağcılar Eğirdir Gölü için koruma tedbirlerinin bir an önce alınmasını istiyor. Ve bu haberle birlikte gece görüşünü burada noktalıyoruz. Yarın saatler 23'ü gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle sevgili izleyiciler. Şimdilik hoşça kalın.